Değerli halkımız, AKP'lilerin imamı Halil Konakçı iyice zıvanadan çıktı artık. Bu Halil Konakçı denen orta çağcı gerici imam, laik cumhuriyeti olan düşmanlığını Mustafa Kemal ve en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'ye, birinci kuvayi milliyeci atalarımıza olan kinini, yarımız olan kadınlarımızı insan yerine koymayan bakışını her fırsatta dile getirmekten çekinmedi. Şimdi de vatan toprağı olan Hatay, ülkemizi işgal eden, içinde ibadet eden insanlarımızla birlikte camileri yakan, kadınlarımızın ırzına geçen, topraklarımızı yakan yıkan emperyalist Fransa'da kalsaydı diye hükürmüş. Sadece bununla yetinmemiş. İnsanın tüylerin diken diken eden, artık bu kadar da olmaz yuh ya dedirten konuşmasında Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın, dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu 1938'e kadar. 38'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransızın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar diyor. Şu densizin söylediklerine bakın bir ya. Ezanın Türkçe okunuyor olmasını ezanı yasaklamak olarak değerlendirip bir de kışkırtıcılık yapıyor. Ve de hiç utanmadan, sıkılmadan Kuvayi Milliyeci atalarımızı Fransız işgalcilerle aynı kefeye bile koymayıp o işgalci çakallardan daha fazla zulüm yaptığını söylüyor. İşgalci Fransız masum oluyor, ülkemize dirlik, esenlik güzelleştirmek için geliyor ama Hatay'ı vatan toprağı yapan, ülkemizi emperyalist yedi düvenin işgalinden kurtaran, Sevr'i yırtıp parçalayan Mustafa Kemal ve 1. Kuvayi Milliyeciler zalim ve zulümkar oluyor, öyle mi? Haydi oradan meczup Fesli Kadir'in kafayı yakmış meczup imamı. Yazıklar olsun sana ve senin bu pervasız konuşmana ortam hazırlayanlara. Sana destek sunanlara. Yazıklar olsun hala senin gibi halkına, vatanına, tarihine ihanet edenleri besleyenlere. Değerli halkımız, programına her yurttaş yer içerken olduğu gibi dini ve manevi ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına uğramayacak. Ancak din, insanlarımızın özel hayatı içinde kalan bir konu olacak. Kamu düzeni, aklın, bilimin ve insani değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak ilkesini koyan, laikliğin gerçek savunucusu, Halkın Kurtuluş Partisi olarak Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliyeci atalarımıza yapılan bu yalan ve iftiraya, bu saygısızlığa karşı sessiz kalamazdık. 3 ile 12 yaş arasındaki kritik eşikte kendine insani değerler yüklenmemiş Halil Konakçı'nın laik cumhuriyete Hatay davası benim şahsi davamdır diyen Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal'e karşı kustuğu kin ve nefretin cezasız kalmaması için savcılık makamına bir suç duyurusuna daha bulunduk. Diyanet İşleri'nde kadrolu imam Halil Konakçı, onun amiri pozisyonunda bulunan şu ana kadar hiçbir işlem yapmayan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı makamında oturan ve laiklik karşıtı söylemleriyle bu gerici ortamı hazırlayan Tayyip Erdoğan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, kamu görevlisinin suçu bildirmemesiyle anayasayı ihlal suçlarını işledikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ne olursa olsun ülkemizin ABD ve Avrupa Birliği emperyalistlerinin emri doğrultusunda AKP giren eliyle faşist din devletine koşar adım götürülmesine karşı mücadeleden bir an olsun bile vazgeçmeyeceğiz. Eninde sonunda vatana ve halka karşı işlenen bu suçların hesabını soracağız. Eninde sonunda tıpkı 1920'lerde olduğu gibi Vahdettinlerin, Damat Feritlerin, Nemrut Mustafa Paşaların, Rıza Tevfiklerin, Ali Kemallerin torunları olan AKP'lileri, efendileri,
ABD ve Avrupa Birliği emperyalistleriyle birlikte bir daha geri gelmemek üzere göndereceğiz. Mustafa Kemal ve kader birliği ettiği silah arkadaşlar başardı. Bizler de başaracağız. Saygılar sunarız.